Sakarya Nehri'nde demirli halde bulunan iki balıkçı teknesinin ters dalga sebebiyle bir günde arka arkaya batması üzerine Karasulu balıkçılar açıklama yaptı. Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakçı, soluan diye tabir edilen ters dalganın nehir ağzında tamamlanmayan dalga kırandan kaynaklandığını söyledi. Bak, Artık yeter diyoruz. Nedir bu çektiğimiz çile? Yani e, her ters solganda bir iki teknemiz gidiyor. E, halimiz e, harap oldu. E, tekneler devamlı e, iskelelere e, solgandan, ters dalgadan dolayı vurduğundan dolayı e, her an tehlike altındalar. E, her an batmak üzereler. E, geçen e, e, havada işte iki teknemiz daha battı. E, zor şartlar altında çalışıyoruz. Ee, artık yani bu mendirek ne olacaksa olsun barınağımız ne zaman yapılacaksa artık birisi ilgilenecek mi ilgilenmeyecek mi bilmiyoruz. Ee, biz e, yetkililerden bir cevap da bekliyoruz. Artık e, ne olacaksa olsun e, burada artık balıkçılık yapmanın imkanı kalmadı gibi bir şey. Tüm tekneler mağdur. Limanımız e, barınağımız zaten yok. Bunun üzerine de bu e, yeni yapılan mendirekten mütevellit. Ters dalga içeriye giriyor Sakarya Nehri'ne doğru. Ondan dolayı da devamlı teknelerimiz tehlike altında ve her solganda, her hava şartlarında biraz hava yaptığı zaman her an tekneler tehlikeyle karşı karşıya ve batıyorlar. Sakarya Nehri'nde artık ufak bir fırtına bile felaketlere yol açıyor. Sakarya Nehri'nin boğazını mendirek olayını yaptık, bitirdik. İki tarafta mendirek döküldü. Fakat bu sefer içeriye çok daha fazla dalgalar içeriye girmekte. Ee, bununla beraber teknelerimiz sola yakalanıyor ve araya giren ağaçlar, maaşlar tekneleri batırıyorlar. Eskiden biz teknelerimizi incecik bir evalle tek e, bağlardık, ufacık bir evalle bağlardık. Şimdi görseniz teknelerimizi bağlama şeklimiz örümcek ağı gibi. Neden zarar görmeyelim diye sabaha kadar başında bekliyoruz. DSE'nin yapmış olduğu çalışmada Sakar Nehri'nin akışını sağladılar. Çok güzel akışı var. Artık hani taşkın sellerimiz olmayacak Allah'ın izniyle. Zaten olmuyordu ama bunu hani garanti altına aldılar. Bizim balıkçıyı çok mağdur ettiler. Balıkçımız, ee, liman projemiz bittiği halde hala olmadı. Doğu Karadeniz'e doğru gidiyorsanız bir tane teknenin, sadece bir tane teknenin limanı var. Yani kocaman limanda bir tane tekne duruyor. Biz burada 300 tane üyemiz var. Kooperatif olarak ve bizim burada limanımız yok. Bunu senelerden beri Devletimize söylüyoruz, bastırıyoruz tamam Allah razı olsun belki her şeyi bitirdi. Çet raporuna kadar her şey bitmiş olmasına rağmen ödeneklerimizi bize yapmıyorlar. Bir an önce bunun e, yapım aşamasına geçip de olmasını istiyoruz. Artık bu milli bir servet insanlar balıkçılıktan para kazanan derken kendi malından mülkünden oluyorlar yani. Bunun bir an önce inşallah devletimiz bize yardım edip de bu işi bitirmesini istiyoruz. Yoksa insanlarımız gerçekten mağdur.